İstanbul'da yerel seçimin kazananı kim olacak? Bu soruyu birazdan Bağcılar'a soracağız. Bağcılar'da 2014 yerel seçimlerinde %52 ile AKP galip gelmişti. Bakalım bu seçimlerde Bağcılar halkı kime oy verecek? Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? Binali. Neden? Seviyorum. Çok memnunum. Ben vermeyeceğim, kullanmayacağım bu sene. Neden? Neden? Her şey ateş pahası. Her şey uçmuş gidiyor. Ben de bir şey söyleyebilirim. Daha önce kime oy veriyordunuz? Nasıl? Daha önce kime oy veriyordunuz? Hayır, veriyordum. Artık vermeyeceğim. Kesinlikle vermeyeceğim. Eşim de vermeyecek. Ben de vermeyeceğim. Yani geçinemiyoruz. Her şey ateş. Hele bu poşetin paralel olması zaten mahvetti ortalığı. Hani bunu bakkallara yapmış olsaydı gerçekten ben hiç bu kadar dokunmazdı. Çünkü küçük esnaf. En azından derdim ki bakkallar kazanıyor. Bakkala verirdim. Ama 8.000-9.000 şubesi olan bir markete poşeti paralı yapıp da onları kalkındırması hepten bitirdi. Yani çok kötü durumdayız. Bilmiyorum daha her şeyi eskiden yağlı şunu bunu çok güzel rahatlıkla alabiliyorduk. 5 kilo yağ alıyorduk. E şimdi bunlar düştü birer kiloya. Bir 100 milyondan gidiyorsun markete hiçbir şey alamıyorsun. Sadece bir kilo çay, 5 kilo yağını alıp evine geliyorsun. Eskiden böyle değildi. Yani her şey çok uygundu. Gidiyordun 100 milyondan dünyanın şeyini alıp geliyordun. Evinize ne diyorlar ona, kıyma girebiliyor mu, girmiyor. Ayda yılda bir kere. Yalan diyemem şimdi. Yalnız ben oy kullanmayacak mısınız? Kullanmayı düşünmüyorum. İnanın kullanmayı düşünmüyorum. Ama şimdi her yerde kar yağışı var, şu var, bu var. Komşuyuz bu aynı zamanda, arkadaşız da yani. Ya. Bu dönemde normal olduğunu düşünüyorum. Ya bir kuru soğana muhtaç olduk öyle diyorsun ama yani insanların yemeği yok. Onlar bizim kendi içimizdeki insanlar değil mi? Erdoğan ya da Binali Yıldırım demiyor ki ona gidin soğanı alın da basın şeye köşeye kenara da zamlansın milletler bıçak gibi keserler. Yani biz kuru soğan ben diyorlar ya bir yiğit kuru muhtaç Binali. Olmuş kuru soğana diye. Aynı o durumdayız şu anda. Binali Yıldırım. Ya ben insan olarak gerçekten Tayyip Erdoğan'ı da çok seviyorum. Binali Bey'i de çok seviyorum ama yani bir şeylere el atması gerekiyor, anladınız mı? Bu protesto olarak kabul etsinler bunu. Ben oy kullanmayı düşünmüyorum. Bileyim ne diyeceğim, her şey pahalı var ya. Şöyle şu poşetlerin böyle 25 kuruşa olması marketlerde daha çok zorumuza gitti. Ben de oy kullanmayı hiç düşünmüyorum asla. Sen de mi protesto olarak oy kullanmayacaksın? Evet evet. Gerçekten marketlere gidilmiyor. Dün eşim gitti bir markete gitti. Elinde poşet eliyle aldı eşyayı. Aldığı ürünleri eliyle getirdi ya bir poşete. Adam düşünüyor yani ben şu anda eşim çalışmıyor mesela. Gidip poşete de para mı vereceğiz? Dün pazarda soğanın kilosu 6 liraydı ya. Ya öyle bir şey olur mu? Hiçbir ekmek mi aldın? Sadece ekmek alıp gidiyorum eve. Hiçbir şey alamadım. Onun için kullanmayacağım. Yani oyumu boş atacağım yine kullanmayacağım. Daha önce kime oy veriyordunuz? Tayyip Erdoğan'a veriyorduk. İmamoğlu mu? İmamoğlu. Daha bir şey demem. Ha, onu da yayınlamam. İmamoğlu. Yayınlayacağız yayınlayın. Hangi kanal? Yol TV. İmamoğlu. Başka yok. Alt yok. Başka yok. Sizin görüşünüz başka mıydı? Yok, bu da aynı. Ben görüşüm başka. Niye olsun ki? Abi hemen aslında. Bu şey akrabası oluyor bunun biliyor musun? Bak yine ona oy veriyorum. Görüyor musun? İmamoğlu diyor. Kim? Binali Yıldırım mı senin akraban? Yo. En baştaki. En baştaki. Aman gene şey etmez. Hiç oy verdin mi ona? Vermem. Niye? Çocukluk arkadaşımdı gene vermem. Allah yazdıysa boz. Neden? Neden mi? Nedenle ben söyleyeyim. Ya bu yolun bu memleket durumunu görmemizi ya. Neden ayarlıyorlar? Satılacak bir şey bırakmadı. Pazara bir gitsin enflasyonu ayarlasınlar. Demek istediğim soğan mi? Olmuş 7 lira. Soğan olmuş 7 lira, patates olmuş 5 lira. Valla Ekrem İmamoğlu'na vereceğim. Eskiden AK Parti'ye vermiştim. Emekli yaşa takılanım. Emekli yaşa takılana çözüm bulamadıkları için kesinlikle İmamoğlu. Her zaman şimdi emekli yaşa takılan olarak maaş çalıştıkça düşüyor. Biz bunu söylüyoruz. Bu çözüm üretmediklerinden dolayı biz de diyoruz ki bunları çözüm üretse ben şu anda 4 yıldır işsizim. Çalışamıyorum. Çalışmamamın tek sebebi maaşım düşmemesi için. Bunu çözmeden karşımıza çıktılar. Maşallah pazarı da gördünüz. 8 lira ıspanak, pırasa 12 lira, 16 lira biberin kilosu. Bunlar zaten bu hükümeti gönderecek. Bu pazar, çarşı, tabii dış güçler yapıyor tabii bunları. Maşallah. Dış güçler yaptığı için de bizim başımızdakiler de bunları çözmeden her şeyi dış güçlere bağlı ediyor. Ya siz yaptınız, siz batırdınız, söyleyin açık açığa. Deyin ki biz bu memleketi bitirdik. Biz de diyelim ki size oy verdik. 15 sene oy verdim. Hanımımı da dedim ki oy vermesin hakkımı helal etmem dedim.
Şimdi pişmanım. Merve Kavakçı'nın, Merve Kavakçı'yı düşündükleri kadar akıllı insanlar, anladın mı? Baksınlar etrafındaki yandaşlarını bir affedersiniz o Cengiz İnşaat millete dedi, affedersiniz söylüyorum. Anladın mı? Ben de ona yayınlarsa sevinirim. Anladın mı? Ben de ona diyorum. Adam millete küfür etti ve herkes alkışlıyor ve peşine koşuyor. Ben CHP. Niye? Çünkü ülke kurtarması lazım. Başka kurtarılmaz. Ülke battı gidiyor. Daha önce kime oy veriyordun? Kızım ben ismimi şey soyisim vereyim size. Ben AK Parti'nin üyesiydim. Elim kırılsa. Hızla verdik. Ama yayın yapın. Elim kırılsa diyeyim bu kadara. Niye abi? Ne olacak ya? Türkiye bitti kardeşim ya. Türkiye bitti ya. Gidin abi markete bakın. Market manavlara bakın Allah aşkına ya. Sen üye miydin abi? Yemin ediyorum üyesiydim. Binali Yıldırım. Ekrem İnanoğlu'dur kesin. Kesin öyledir. Yani karşıt görüşlü bir evet, vatandaş. Evet ama çok samimi arkadaşız. Görüşlerimiz yani öyle. Görüşlerimiz farklı olabilir ama gene de biz kardeş gibiyiz yani. Önemli olan kardeş olmak bence. Peki o zaman ikinize de sorayım. Siz neden Ekrem İmamoğlu diyorsunuz? Ya ben onu tercih ediyorum. Ya onu, neden? Ne bileyim hani onu tercih ediyorum. Onun görüşlerini daha çok beğeniyorum kendimce. Siz niye Binali Yıldırım diyorsunuz? Esprili. Artı çalışmalarını seviyorum, beğeniyorum. Binali Yıldırım. Neden? Yaptıkları belli adamın. Neler yaptı? Her şey yaptı. Daha ne yapsın ki? Siz ne diyorsunuz? Binali Yıldırım. Neden? Onu şey tercih ediyoruz. Çalışmalarından, şey etmelerinden dolayı. Binali Yıldırım, bir de? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Neden? Ya o daha iyi kaliteli hizmet verir. Diyor. Neden Binali Yıldırım değil? Binali Yıldırım uyumuyor, uyuşmuyor. Ya beklentilerimi karşılamıyor hani o yüzden. Daha önceki seçimlerde kimlere oy verdiniz? Yine CHP'ye verdim. Her zaman CHP yani. Teşekkür ederim. Siz ne diyorsunuz? Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? Vallahi ben ülkenin iyi gitmediğini düşünüyorum. Şu an hiç kimseyi düşünmüyorum. Şu an düşünmem. Kullanmayabilirim. Şu ülkenin çok kötü olduğunu herkes biliyor zaten. Bir markete gitsen her şey pahalı. Poşetler bile parayla artık. Ya yani ortalık gerçekten çok kötü. İnsanların bakma sesi çıkmıyor. Ama gerçekten çok kötü. Yani şimdi zengin insan yukarı doğru çıktı, fakir insan açlıktan ölüyor. Türkiye'de böyle. Şu belli yani hiçbir bayanın umudu yok hiçbir şeyden. Hiçbir bayanın umudu yok. Çocuklar evde aç sefil yaşıyor. Bazı insanlar yani o kadar karnı tok pek ki. Onlar bizi anlamıyorlar. Yani kime ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz artık. Poşetin dışındaki reklama para veriyoruz hani. Aynen. 25 kuruş. Yani bir domates alsam bilmem. Yani insanlar zaten moralle çöküşteydi. Şu an gıda alamıyor. Herkes hasta. Herkes hasta. Yani düşünün yani kime oy versek de bilemiyorum. Yani bu düzen olmasın. Bu düzen olsun istemiyorum. Ama kime oy vereceğimi de o bende kalsın. Ekrem İmamoğlu mu? Ekrem İmamoğlu. Neden? Çünkü CHP'den geliyor. O yüzden mi oy vereceksin? Evet. Neden Binali Yıldırım değil? AK Partili olduğu için. Artık yeter yani Okan. Değiliz. Yani insanlar aç. Çalışmıyor. İşsiz insanlar. Hepsi işsiz. Nasıl oy verelim? Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu? Vallahi benim için hiç fark etmez. Ama biraz yenilik olması lazım. İmamoğlu iyi bir insan. Öbürü de iyi bir insan. İkisinde de başarılar dileriz. Sen hangisine oy vereceksin? Vallahi ben şimdi yalan söylemeyeyim. Ben İmamoğlu'na vereceğim. Daha önce AKP'ye mi veriyordun? Daha önce AKP'ye veriyordum. Benim hayatımı bitirdiler. Çocuklarım hep kalp hastası oldu. Ellerimizdeki erazi yerlerimizi aldılar. İmamoğlu. Neden? İşte yeter artık bu kadar çektiğimiz. Daha önce AKP'ye mi oy veriyordun? Ben daha önce de vermedim. Hiç de vermiyorum. Ama yeter. Bu kadar buramıza çıktı artık. Geçinemiyoruz. Geçinemediğimiz sürede bir de değişmesi lazım bunların. İktidardan gidip bir yenisi gelmesi lazım. Değişirse belki düzelir. Satılacak, sağlayacak bir şey kalmadı. Nasıl geçineceğiz? Sen çalışıyor musun şu an? Çalışmıyorum. İşsizim. Ne kadar zamandır işsizsin? Bir senedir. Nasıl geçineceğim? İki tane de çocuk okuyor. Sakatım. Bir gelirim de yok.
eşimin dostumun yardımıyla geçiniyorum. İşveren kapadınca mecbur işsiz kalıyorsun. Krizden ötürü mü kapandı? Krizden dolayısı. Kriz vurdu, her taraf vurdu. Kriz vurmasa herkes çalışacaktı. Bir fatura geliyor. Yaktığın elektrikten fazla yok okuma bedeli, yok şey bedeli. O daha fazla geliyor bize. Onun için de geçim zor.